Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve partililerle Kayseri Adliyesi'ne gelerek AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer hakkında 3 kuruşluk tazminat davası için dilekçe verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Ümit Özer, bir televizyon programında kendisini beyinsizlikle suçladığını iddia ettiği AK Parti Milletvekili İsmail Tamer'e 3 kuruşluk tazminat davası açtı. Kayseri Adliyesi'ne dilekçesini vermek için CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve partililerle gelen CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer basın mensuplarına açıklama yaptı. AKP'de İsmail Tamer hakkında az önce avukatımızla birlikte 3 kuruşluk tazminat davası açtık. AKP'de İsmail Tamer katıldığı bir televizyon programında boyunu da haddini de aşan ifadelerde bulunmuş. Siyasi ahlaka aykırı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'na beyinsizlikle suçlamış. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'le boy boy fotoğrafları çıkan, Pensilvanya'ya gittiğini de zaten itiraf eden bu zat yaptığı açıklamayla da ben aslında Hoca Efendi'ye yanına gitmek istemedim ama itiraz da edemedim diyerek aklında beyninde kimlere kiraya verdiğini aleni bir şekilde beyan etmiştir. Böyle bir zatın Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının beyninde IQ'sunu da ölçmek onun haddi değildir. Aynı zat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletin meclisinde Türk milletine de yalan söylemiştir. Yaptığı açıklamasında Türkiye'de kişi başı milli gelirin 10 bin dolar olduğunu ifade etmiştir. Oysa ki kentinden de ülkesinden de bir haber olan bu zat bilmelidir ki Türkiye'de kişi başı milli gelir 8.598 dolardır. Ve milletvekilliğini yaptığı kentinki ise 8 yıldır düşmekte. Yaklaşık Türkiye ortalamasının 1000 dolar altındadır. 7.579 dolardır. Bu zat katıldığı televizyon programında hem vekilimizi Sayın Çetin Arı hem de beni yalancılıkla suçlamıştır. Oysa kimin ne söylediği aleni bir şekilde ortadadır. Kentinden, ülkesinden bir haber olan bu zat yaptığı da geçmiş dönemdeki programlarında da çıktığı televizyonda da herkes elindeki telefonunu 6 ayda bir değiştiriyor demiştir. Asgari ücretlinin evinin önünde arabası var demiştir. Milletinden bir haber olan bu zat keşke sokağa, vatandaşın içine gerçek anlamda çıksa ve görse çöpten ekmek toplayan anneleri, pazar artıklarını toplayan vatandaşlarımızı görse, nefes alamıyoruz diye pankart açan esnafımızı görebilse. Ha bir de sağlıkla ilgili söylemiş. Keşke diş hastanesinde verilen randevu tarihlerini görse, tomografi tarihlerini görebilse. Keşke Türkiye'nin gerçeklerini, kentinin vekillik yaptığı kentinin gerçeklerini görebilse. O halkını göremiyor ama Kayserili vatandaşlar onun ne olduğunu çok net bir şekilde görüyor. Önümüze gelecek ilk seçimde de halkımız gereken cevabı sandıkta onlara zaten verecek. Geliyor gelmekte olan Kayserimizde de. Teşekkür ediyorum, sağ olun.